Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım canlar. Bugün sizlerle güzel bir sokak simidi hazırlayacağız. İnanın şu zamanda simit almak bile çok pahalı. Neden kendimiz evimizde şöyle az malzemeden güzel bir sürü simitler hazırlamıyoruz? Ben bugün çocuklarıma kendim hazırlayacağım canlarım ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. İnanın malzemesi çok az ve bir sürü simit hazırlayacağız. Sizleri fazla bekletmeden hemen tarifimize geçelim. Şöyle yoğurma kabımı elimin önüne aldım canlarım. Hemen şöyle bakın şöyle gördüğünüz gibi bir su bardağı ılık sütümüz var. Bir su bardağı ılık su. Ilık olmasına dikkat edelim. Şöyle üzerine bir paket kuru mayamızı da ekleyelim canlarım. 2 yemek kaşığı şeker. Şöyle bir karıştıralım. İçindeki mayamız tamamen şekerle birlikte erisin arkadaşlar. İnşallah sizler de bu tarifimi denediğinizde memnun kalacaksınız. Çok az malzemeden bir sürü simit hazırlayacağız. İyice karıştırdım canlarım. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ekleyelim. Şimdi sıvıların hepsini ekledik arkadaşlar. Şimdi burada elimin önünde 5 su bardağı unumuz var. Şöyle 1 su bardağımızı yine bir kenarda bekleteceğim. 4 su bardağı unumuzu hemen alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı da tuzumuzu ekleyelim ve hamurumuzu yoğurmakla başlayalım arkadaşlar. Bir su bardağı unumuz kenarda bekliyor. Az geldikçe tekrardan diğer kalan unumu da ilave edeceğim. Gördüğünüz gibi canlarım hamurumuzu yoğurdum. Toplamda 5 su bardağı. Bakın un kullandım. Daha halen elime de yapışıyor arkadaşlar. Böyle yumuşak bir hamur elde edelim. Şimdi hamurumuzu güzelce tekrardan yoğurduğumuz kabımıza alalım ve mayalamaya bırakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi canlarım simidimizin hamuru gayet güzelce bakın kabardı. Şimdi üzerindeki hemen naylonu alalım. Streç naylonumuzu. Evet. Şimdi hiç elimizi değirmeden şöyle bir kenarda bekletelim. Biz hemen simidimizin pekmezli suyunu hazırlayalım. Daha sonra da artık simitlerimizin şeklini vermeye başlayacağız canlarım. Şöyle gördüğünüz gibi yarım su bardağı üzüm pekmezim var. Üzerine bir su bardağı su ekleyeceğim. Şöyle hemen suyumuzu da yine aynı pekmezli bardağımızda koyalım ki içindeki pekmezimiz de israf olmasın arkadaşlar. Hatta şöyle bir tane kaşık getirip karıştıracağım. Şöyle bir karıştıralım.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar pekmezli suyumuz da hazır. Bakın pekmezimizin kıvamı aynı bu şekil olacak. Burada da kavrulmuş susamımız var canlarım. Az gelirse bir paket daha kenarda bekliyor. Hepsini koymadım tabağıma. Az geldikçe tekrardan kullanırız. Bakın hamurumuz biraz önce de dediğim gibi gayet güzelce kabarmış. Şimdi fazla hemen havasını söndürmeden tezgahımın üzerine alacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumuzu küçük küçük parçalara ayırdım ama beze yapmayacağım. Şimdi beze yaptığım zaman hamurumuz daha çok sertleşecektir. Şimdi hemen direkt simitlerimizin şeklini vermeye başlayalım. Arkadaşlar hamurumuz bayağı bir yumuşak olduğu için tezgahımın üzerine yapışıyor. O yüzden şöyle çok az bir un tezgahıma serptim. Şimdi artık şöyle iki elimizle hamurumuzu güzel şöyle uzatalım canlarım. Şöyle çok az hemen elimizde unumuzu serpelim. Bakın gördüğünüz gibi bir tanesini hazırladım. Yine aynı şekilde bir tane daha hamurumuzdan alalım şöyle tezgahımızın üzerine. Bakın bezeler bilerek yapmadım. Çünkü beze yaptığım zaman hamurumuz elimizin altında iyice sertleşecektir. Şöyle bir miktar hemen tezgahımı hafif unladım canlarım. Bakın şöyle hemen tezgahıma yapışmadan şöyle elimizle bastırarak uzamasını sağlayalım hamurumuzun. Evet gördüğünüz gibi güzelce gayet bakın şöyle hamurumuzu uzattım. Diğeri de burada arkadaşlar. Şimdi şöyle sizlere hemen simidimizin şeklini nasıl veriyorum onu sizlere göstereceğim. İnşallah şöyle birazcık kameramı şöyle geniş açıdan çekmek istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane hamurumuzu şöyle uzattık arkadaşlar. Şimdi iki ucunu şöyle birleştirelim ve hafif elimizle bastıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kendi etrafından şöyle dolandırdım. Yapmış olduğumuz şöyle uzattığımız hamurlarımızı bakın şimdi iki ucunu şöyle birleştirelim canlarım. Şöyle hafif elimizle şöyle bastıralım. Bakın birleştirdiğimiz yeri de güzelce birbirine bağlayalım canlarım. Bir tanesini hemen yaptık şöyle kenara alalım. Hemen bir tane daha hazırlayalım hep beraber. Şöyle yine tezgahımı çok hafif bir unladım canlarım. Şöyle hemen bir tanesini de sizlerle beraber tekrar bir yapalım. Bakın şöyle pekmezli suyumuzu yanımıza aldım. Hemen şöyle simitlerimizi de kenara alalım arkadaşlar. Evet. Şöyle geniş bir tabağa da susam koydum. Tepsimize de şöyle güzel bir yağlı kağıdımı yaydım arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle yapmış olduğumuz simidimizi ilk önce şöyle pekmezli suyumuzdan içine alalım canlarım. Daha sonra da şöyle her tarafına gelecek şekilde susamı bulayalım. Bakın gördüğünüz gibi bir tanesini hemen sizlerle hazırladık. Şimdi tepsime hemen koydum.
Gördüğünüz gibi canlarım, simitlerimin tamamını hazırladım. Şimdi fırınımıza gönderelim. Güzelce altı üstü kızarana kadar simitlerimizi pişirelim. Gördüğünüz gibi canlarım, simitlerimizi fırından çıkardım. Gayet de güzelce altı üstü nar gibi olana kadar pişirdim. Görüyorsunuz çok az malzemeden bir sürü simitler hazırladık. Sizler de bu tarifimi deneyin arkadaşlar. Şöyle pazar kahvaltılarına ya da çocuklarınızın beslenmesine şöyle rahatlıkla yapacağınız güzel bir tarif. Fırında pahalı pahalı alacağımıza bakın, biz 4 kişilik bir aileyiz. Bize bol bol yetecek kadar az malzemeden bir sürü simit çıktı. Artık buradan da sizlere veda etmenin zamanı geldi. İnşallah bu tarifimi, bu videomu keyifle izlemişsinizdir. Bir dahaki yeni tarifimde görüşmek dileğiyle. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.